Evet sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, kanalıma hoş geldiniz. Kitaplarımızın 146. sayfası açık. Open your students books page 146. Activity 4A. Look at the picture and answer the questions. Şimdi burada bizden ne isteniyor? Her defasında videoyu durdurup Türkçe'ye çevirin. Peki öğretmenim bunu niye her videoda söylüyorsunuz? Zaten biz anladık 1'de ya da 2'de. Belki İlk kez açanlar vardır, farklı okuldan girenler vardır. Onların ilk izlediği videom olması nedeniyle bunları her videoda hatırlatacağım. Öncelikle benden önce durdurup cevaplarınızı belirleyin. Ondan sonra veya çevirilerinizi yapın. Ondan sonra devam ettirin videolarımı. Look, bakın picture'a, resme bak. And answer the questions, cevapla soruları. Bakalım resmimiz. Animal shelter'da hayvan barınağında olan bir resim. Where are the people? Ne demek Türkçesi? Nerede insanlar? Where are the people? Where are the people? The people'la başlayabilirim ya da insanlar demek yerine they diyebilirim. Yani the people diye düşündüyseniz onu da doğru. Ekimiz are olduğu için aynen kullandık. Nerede bu insanlar çocuklar? At the, they are at the animal shelter yazıyoruz. Mouse'la kötü yazıyorum biliyorsunuz. Siz daha düzgün bir şekilde kendi kaleminizle yazıyorsunuz. Animal shelter. Yes. How many animals are there? How many? Kaç tane hayvan var? Bu resim, bunu saymıyoruz. Sayalım bakalım. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 diye yazdık. Uzun cümlemiz. There are 14 animals. Part B. Listen to the dialogue. Dinle diyaloğu. And put the sentences into the correct places. Koy cümleleri. Nereye koyacağız? Doğru yerlere koyun. Şimdi bir dinleme etkinliği yapacağız. Cümleleri doğru yere koymaya çalışacağız. Bunun öncesinde hani yazdım, sonra kontrol ettim. Aa yanlışmış, tekrar sileyim. Sıkıcı olmasın diye. Sizden isteyeyim. Cümlelerin yanına ilk etapta 1, 2, 3, 4 yazın. Sonra birlikte kontrol ederken o cümleleri, doğru olanlarını mutlaka buraya yazıyoruz. Yanlışsa da doğrularını yazacağız. Yani cümlelerin tamamını yazacaksınız. Ama bu aşamada kontrol etmeden önce sadece yanlarına rakam yazın. Evet, dinleyelim. Track 37. 4B. Listen to the dialogue and put the sentences into the correct places. Look, Sally, there are a lot of animals here. Oh, yes. They are pretty, Mum. What is the vet doing? He is examining the horse. Can I feed the birds, Mum? Well, not right now. They are eating seed at the moment. Look, Mum. The puppies are playing with the ball. They look funny. That's right. And the kitten is climbing the tree. Oh, yes. It looks lovely. What is the girl doing? She is feeding the rabbits. Would you like to help her? Of course, Mum. Evet, yapamadıysak birden fazla durdurup dinleyebiliriz tekrardan. Şimdi size söylediğim mantıkla gideceğiz. Öncelikle fosforlu kalemimizi aldık. Yeni kelimeleri bir çizelim. Seed bizim için yeni bir kelime. Seed. Tohum yazın altına, tohum. Eksemini daha önce çizdiğimiz için çizdirmiyorum. Onun dışında bilmemiz gereken feed kelimesini de çizelim. Beslemek yazalım. Feed, beslemek. Bunlar ünitenin ana kelimeleri. Yes. Let's translate in Turkish. Türkçe'ye çevirelim birlikte. Öncesinde durdurun. Look Sally. Bak Sally. There are a lot of animals here. Var. Çok hayvan var burada. Oh yes. Evet öyle. They are pretty, mom. Onlar hoş, çok hoş anne. What is the vet doing? Veteriner ne yapıyor?
He is examining the horses. The horse. Atı inceliyor. Buraya he is examining the horse yazın. Videoyu durdurup sonra devam ettirin. He is examining the horse yazınız. Can I feed the birds, mom? Kuşları besleyebilir miyim anne? Well, not right now. Şey, şimdi değil. Two. They are eating seed at the moment. Şu anda onlar tohum yiyorlar. İki numarayı da buraya yazdık. Look, mom. Bak anne. With the ball. Three. The puppies are playing with the ball. Buraya the puppies are playing yazıyoruz. Yavru köpekler top ile oynuyorlar. They look funny. Komik görünüyorlar. That's right. Bu doğru. And the kitten is climbing the tree. Kedi, kedi yavrusu ağaca tırmanıyor. Oh yes, evet. It looks lovely. Sevimli görünüyor. What is the girl doing? Kız ne yapıyor? Five. She is feeding the rabbits. Tavşanları besliyor. Would you like to help her? Ona yardım etmek ister misin? Of course, mom. Tabii ki anne. Boşluklara bu cümleleri yazdık. Now page 147. 147'deyiz. Read the text and choose the best title. Title başlık. Okuyup videoyu durdurduk. Okuyup en iyi başlığı belirliyoruz çocuklar. Evet. Şimdi tekrar oynattık videomuzu. Farm'dan bahsediyor. Farm life. Çevirelim Türkçe'ye. Hi, I am Tim. Merhaba, ben Tim. Çevirmeden önce şunu yapalım. Şu etkinliği yapın çocuklar. Yine videoyu durdurun. Read the text again. Metni okuyun. Write the names of people. İnsanların adlarını yazın. Bu işleri yapan kişiler kimler? Sonra videoyu devam ettirin. Ben çünkü Türkçe'ye çevirirken bir yandan adlarını yazacağım. O sırada da kontrolünüzü yaparsınız. Önce durdurup yaptık. Ben Tim. I am on our farm with my family. Çiftliğimizde ailemle birlikteyim. On the farm, çiftlikte, everybody should work hard. Herkes sıkı çalışmalı. I am collecting the eggs now. Ben şimdi yumurta topluyorum. Dolayısıyla Tim is collecting it. Buraya Tim yazdıysan kendine bir dikkat. My sister Linda is watering the flowers because she loves them. Benim kız kardeşim Linda suluyor çiçekleri. Çünkü o onları yani çiçekleri seviyor. O halde Linda is watering the flowers. Buraya Linda yazdıysak kendimize tik attık. Yes. My grandfather Roger is riding the horse and buraya kadar yapalım. Benim büyük babam Roger ata biniyor. This is Roger. And my grandmother Rose is milking the cows. Ve benim büyük annem Rose inek sağıyor. Rose. Yes. My father Peter is cleaning the barn. Benim babam Peter barnı, ahırı temizliyor. This is Peter. And my mother Carol ve annem Carol is feeding the sheep. Koyunları besliyor. Carol. Carol is feeding the sheep. Şimdi burada çizmemiz gereken ünitenin ana kelimelerinden neler var bakalım. Watering'i çizdik, sulamak diye yazdık. Collecting'i çizdik, daha önce görmüştük, toplamak diye not aldık. Milking'i çizdik, süt sağmak diye not aldık. Barn kelimesini çizdik, the barn, barn kelimesini çizdik. Ahır diye not aldık. Feeding'i önceki sayfada çizdirdiğim için çizdirmiyorum. Bunları kelime defterlerimize mutlaka yazalım ve ezberleyelim. Evet, parça ile ilgili sorular için önce videoyu durdurduk, soruları cevapladık, sonra videoyu oynattık. Kısa cevap vermenizi istiyorum. How many people are there on the farm? How many people? Six. Why is Linda watering the flowers? Why is Linda watering the flowers? Because. Çünkü. Bunun en kısa cevabı çocuklar. Because bu A harfi.
She loves flowers ya da she loves them. Which animal is Carol feeding? Which animal is Carol feeding? Sheep. Sheep olmuyor çocuklar. Koyun ve koyunlar sheep. Düzensiz bu. Hem koyun demek hem koyunlar demek. Is Peter collecting eggs? Peter yumurta mı topluyor? Is Peter collecting eggs? Hayır. No. Peter erkek olduğu için he. Sorunun başında is olduğu için is. Olumsuz olduğu için isn't. Cevaplarımızı kontrol ettik ve bir mola verdik. Şimdilik bu kadar.